ediyor. Son durumu bir toparlayalım. Uluslararası güçler Libya'ya hava harekatında Kaddafi güçlerine ait ilk hedefi vurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası topluma Libya'ya müdahale yolunu açması yönündeki kararının ardından Bingazi semalarında uçmaya başlayan Fransız savaş uçakları ilk hedefi saat 18.45 civarında vurdu. Hava harekatının Bingazi'nin 100-150 kilometre çevresini kapsadığını duyuran Fransız yetkililer, saat 18.45'te bizim saatimize göre 18.45'te savaş uçağının Kaddafi güçlerine ait bir askeri aracı imha ettiğini belirtti. Fransız yetkililer Bingazi semalarında aralarında Avax'ların da olduğu yaklaşık 20 uçak, böyle söylüyorlar, tam sayıyı vermiyorlar, yaklaşık 20 uçağın uçtuğunu kaydetti. Fransa'nın müdahalesi Bingazi çevresinde bugün devam eden çatışmaların ardından geldi. Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasındaki çatışmalarda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca yaralı olduğunu söylemeye de elbette gerek yok. Çatışmalar sırasında bir savaş uçağı da düşürüldü. Bugünün en dikkat çekici görüntülerinden biriydi. Kaddafi yanlısı güçlerin ülkenin batısındaki Zintan kentine de saldırdığı yönünde bilgiler geliyor. Libya'ya yönelik hava harekatına Fransa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç'te katılacağını açıkladı. Operasyonda son durumumuz bu. Diğer taraftan harekatın başlangıcına ilişkin görüntüler de akıyor. Savaş uçakları hangarlarında hazırlanıyor. Pilotlar yerlerini alıyor ve o uçaklar Libya semalarında operasyona, harekata katılmak için yavaş yavaş havalanıyor.